Sevgili dostlar, hepiniz Legends of Kingdom Rush'a hoş geldiniz efendim. Şimdi biliyorsunuz Kingdom Rush normalde mobilde ve bilgisayarda oynayabileceğiniz bir kule savunma oyunu. Ama bu sefer yeni bir şey denemişler. Bu arada ses iyi mi? Yani onu bana bir söyleyin, ona göre sesi ayarlarız. Burada yeni bir şey denemişler sevgili dostlar. Bu yeni denenen olay da şu. Zorlayıcı bir deneyim arayanlar için, casual deneyim arayanlar için. Zorlu bir oyun olabilir. Bu yüzden mekanı kavrama sürecinde birkaç geç kaybedebilirsin. Sen bana casual ver. Sen bana casual ver. İlk izlenim yapacağız derken sinir stres olmayalım. Neyin işgalini durduruyoruz sayın hocam? Şimdi burada dediğim gibi hani kule savunmadan farklı bir şey denemişler. Sanırım ordularımızı toplayıp işte gerekli konumlara ilerletip savaştıracağız. Turn-based strateji RPG karışımı bir şey gibi galiba. Kameram bazı diyalogları kapatıyor olabilir. Üzgünüm, yapacak bir şey yok. Şimdi bizim krallık kötü güçler tarafından işgal edildi ve adamımızı pelerinli biri kurtarıyor. Bakalım efendim. Grafikleri çok tatlı kesinlikle. Demosunda bile Türkçe dil desteği var. Demosunu oynuyoruz çünkü oyun henüz çıkış yapmadı. Nereye gittiğini sanıyorsun? Bu hapishaneden çok uzak o. Düşmana yaklaşmak için buraya gel. Okey. Bu bizim bildiğimiz oyun türü. Başka bir eylem kalmadığında turu bitir. Hocam. Onaylamak için tekrar. Sayın hocam sen bana bırak. Düşmanın yanına gittikten sonra vurabileceğim mi? Önce aksiyon puanım kaç tane? Şu mavi bar aksiyon puanıysa 5 aksiyon puanım falan var. Gittim. Hayır, mavi bar aksiyon puanı değil. Henüz aksiyon puanımı görmedim. Vur ağzının ortasına. Zırh ve HP hasarı. Tamam abi. Şu yukarıdaki mavi zırhımmış, onu öğrendim. Onaylamak için neden tekrar tıklatıyorsun peki? Aa! İlle üstüne tıkla diyor. Mavi değil o, beyaz ya işte. Neyse canım. Benim renklerle imtihanıma rica etsem karışmaz mısınız efendim? Evet, sıra tabanlı bir yapıya sahip ama vurduktan sonra neden onaylatıyor anlamadım. Oh. Pekala. İlerlemeye devam edelim efendim. Savaş sonuçları. 30 altın kazandın, 350 mana kazandın ve 2 tane de erzak gibi bir şey var. Ben bu arada bir şey söyleyeyim mi? Daha konuşmak için erken. Bunun farkındayım. Ama oyun gerçekten çok güzel gibi duruyor. Konuşmak için erken bu arada, dediğim gibi. Daha farkındayım. Yürü bakalım. Zar mücadeleleri. Hücrelerin birinin içinden yalvaran bir ses duyuluyor. Sen, evet sen, kaçıyorsun değil mi dostum? Bir kader ortağına yardım eder misin dedi. Koruyucu hücrenin parmaklıklarını işaret ederek. Parmaklıkları birbirinden ayır. Bir süre parmaklıklarla boğuştuktan sonra içlerinden biri pes etti. Mahkumun içinden geçmesi için yeteri kadar alan olmasa da levye olarak işe yarayabilir. Okey. Hücrenin parmaklıklarını birbirinden ayırmayı başaramadığımıza göre geriye kilidi levye ile açmaya çalışmak kalıyor. Anladım. Levye ve biraz el emeği ile kilidi açtık. Harikulade bir iş çıkardın dostum. Ekipmanımı kasadan aldıktan sonra gidebiliriz. Okey. Okçu geldi burada da. Anladım. Bak, Türkçe dil desteği gerçekten çok güzel. Yazı fontunu çok beğendim. Grafiklerini çok beğendim.
Din. Telefonu bırakıp oyuna döner misiniz lütfen? Dönerim efendim. Dönerim efendim tabii ki. Gel bakalım, koruyucuyu da şöyle ekibe alalım. Yayıncı Bey'in aklını başından alan birileri var. Ne yapalım? Ne yapabiliriz? Cool Bob Story, teşekkürler, iyi yayınlar dileğin için. Sağ olasın. Yolun sonu Paladin. Şu sandıklar, onlara ulaşamıyorum. Anladım. Kendimizi korumak için intikam kalkanımı kullanacağım. Öyle bir skillin mi var lan? Vallahi bana şahsen buranın oynanışı şu gibi geldi. Oku, atıyorsun TNT'ye. Kabum şakalaka. Au, burası açılmıyor. Peki. Paladin'in arkasına geçebilir misin misal? Paladin'in arkasına geç. Turu bitir. Özel becerilerin soğuma süreleri. Peki. Bunu sürekli atabilirim ama bunun şeyi var. Aa! Vurduğunda geri mi sektiriyor? Give me a target. Bana hedefimi ver diyor. Vuruş ihtimali falan var mı? %100 vuruyor mu? %100 vuruyor. La bari kaç hasar vuracağını falan gösterseydi ya. Oyun çok tatlı, şimdi indireceğim. İndirip oynayabilirsiniz efendim bu arada. Şu anki hali ücretsiz. Sizler de bunu dilediğiniz gibi deneyimleyebiliyorsunuz. Kahramanı yükseltmek için yeterli. Terfi. Kutsal bıçak. Strengthened by glory. Tamam. Devam, yürü bakalım buraya. Sıkıysa yakala. Büyük bir muhafız grubuna rastlıyoruz ve civardaki birkaç kulübe arasında onları atlatmaya çalışıyoruz. Yakalanırsak kaçmamız için bize zaman kazandıracak ve abluka olarak kullanabileceğimiz üst üste yığılmış bir tahta sandık görüyoruz. Sandıkları devirin. Kulübelerin arkasından gizlice geçin. Sandıkları devirirler ya. Tahta sandık yığını devrilene kadar ittik. Doğaçlama bir abluka oluşturduk ve koşmaya başladık. Muhafızlar bunu fark ettiğinde oklarının menzilinden çoktan uzaklaştık. Çok güzel ya, bu türe ne deniyordu? Aksiyon adventure mıydı acaba? Öyle bir şeydi sanırım ya. Muhafızları atlattığımız anda mor tonikli bir büyücü yaklaşıyor. Geralt, Lineira direnişine olan inancımın karşılığını ödeyeceğinizi biliyordum. Size katılmama izin verin, birlikte kaleden çıkalım. Hoş geldin sevgili sihirbaz. Merhabalar. İlerlemeye devam edebiliriz efendim. İki tane badabada ve bir şey var burada sanırım. Peki bu karakterler özel bir karakter mi yoksa yerine yenileri gelebiliyor mu? Yani bu paladin özel bir paladin mi yoksa atıyorum şu köylüyü kurtardım. Bu da koruyucu kostümünde ya. Böyle. İki tane koruyucuyla falan mı geziyoruz acaba? Ve sevgili Furkan'dan 100 bit var. İyi yayınlar abi, nasılsın demiş. İyiyim dostum, teşekkür ederim. Seni sormalı, sen nasılsın? Şimdi bekle. Bir zehirli ok saldırısı gerçekleştirebiliriz diye düşünüyorum. Şuna karşı. Zehirlendi ve öldü. Çok güzel. Bizim Warrior'un arkasına geçip turu bitirebilirsin. Sonra Mage vuracak. Yapıştır alev topunu. Smite the unholy. Şimdi aç bakalım kalkanını. Give me a target. Give me a target ama oraya vuramıyor. Gel bakalım buraya. Tur bitti. Pocus. Gel buraya. Tur bitti. Here I come. Hasardan sadece birini yedi galiba. Watch and learn. İzle ve öğren dedi.
yapıştırdı. Güzel. Ben bu arada bu çeşmenin saldırıya engel olacağını falan düşünmüştüm ama. Okey, sadece bir hasarla atlattık. Basit bir oyun olmuş. Yani bu arada basitten kastım şu. Belki ben casual olarak oynadığım için bu şekildedir ama ne bileyim hani okun isabet ihtimali, siper alma mekaniği. Oyunun tam hali 14 Temmuz'da çıkmış abi. Almayı planlıyor musun? 174 TL fiyatı. Tam sürümü çıkmış mı lan? Beyler ben bunu almam. Ben bunu almam oğlum. Ben bunu almam. İlk izlenimi yapalım, bırakalım abi. Eyvallah diyerekten. Manyak mıyız usta? Bu arada kameram şuradaki şeyi kapatıyormuş. Envanteri. Manyak mıyız lan? Kingdom Rush'ın kendisi zaten efendim. Legends of Kingdom Rush. Kmailer'dan isteyelim bir bakalım. Varsa, yok abi. O yüzden ilk izlenim yapıp salarız. Kafi kanka 174 yani, manyadın mı? Olmaz, olmaz. Kingdom Come Deliverance serisi ama elmas olmaz. Olmaz. Ha, yemeklerden birini tükettiler. İkisi de seviye alabilecek durumda bu arada. Eski bir müttefik. Linaria sokaklarında koşarken bir tüccarın bize el salladığını fark ediyoruz. Sir Geralt. Gözlerime inanamıyorum. Ürünlerime bakın. Karanlık ordu kayıtlarımı kontrol ediyor. Bu yüzden onları size bedavaya veremem. Ama en azından eski müttefiğe yardım etmeye hazırım. Şimdi bir kaçak olsanız bile. Abi hiçbir şeye ihtiyacım yok ki. Tüm grup için maksimum 3 HP yeniler. Sakatlanan yarayı iyileştirir. Hedef karakteri de maksimum 3 can yeniler. Bence almayalım hiçbir şey ya. İhtiyacımız yok ki. Terfi ver bakalım. Ne aldık? Bir müttefik kurdu kendi tarafında savaşması için çağırır. Vay. Çok iyi abi, yani kurt spam edebilmesi. Büyücü. Büyücü seviye alamıyor mu? Ekipten sadece bir kişi mi seviye alabiliyor? İlginçmiş. Ben almadım bu arada pot mod. Bu ne yapıyor? Osurunda mısır mı patlatıyor abi? Hangi oyun 174 lira? Şu an oynadığımız. Bu bol bol patlayıcı, bu patlayıcının etrafına toplandıklarında sıkmak mantıklı olabilir. Hani hemen ateş edip patlatmak yerine okçuların buraya doğru yaklaşmasını sağlayabiliriz belki. Öndeki adama kalkan açtırırsak 3 okçu da olsa bize zarar veremez diye düşünüyorum. Kurt çıkaralım mı öne bir tane? O güzel bir köpüşmüş. Isırır mısın şunun dötünü? 3 hasar. Boş değil. Yukarıdaki köpekle ilgilenecek zaten. O yüzden aldırış etmiyorum. Bence şu iki okçuyu halledebiliriz ya. Vurur musun kafasına? Güzel. Watch this. Sanırım şunu patlatmaya gerek kalmayacak ha. Onun kurta baksana, ne kadar hızlı. Şunu ısırtıp şey yapayım mı böyle? Kendi hayatına son veriyor değil mi? Knowledge is power. Şunu kullanmanın daha iki turu var. Warrior'un arkasına geçsene. Lan! Köpeğe vurdu. Give me a target. Burada görelim. Sanıç
Sonuç kullanamadık. Sonuç kullanamadık. Kullanmaya vakit kalmadı. Onları durdurun. Koşun. Koşmak mı? Çok sıradan. Bu uçuyordu değil mi? Sir Geralt, sizi karşıma çıkaran Tanrı'ya şükürler olsun. Orklar bir zamanlar yurdunuz olan topraklara saldırıyor. Biri onları durdurmalı diyor kameraman olduğu yerde. Evet, orkların işgalini durduruyoruz sevgili dostlar bir sonraki chapter'da. Güzel, hepsinin seviyesi gelişti. Yeni bir maceranın kilidini açtın. Yeni bir yoldaşın kilidini açtın. Yeni bir yoldaşın kilidini açtın. Bak, fena bir oyuna benzemiyor gerçekten. Hani satış fiyatı 30-40 TL arası olsa okey diyebilirim. Yani bana kalsa 28, hani 32, bunlar da kafi ama hadi 40'a kadar okey diyelim. De 174 babacım ya. 174 ya, yani nedir abi ya? Ama şey, yani demosunda bile bu kadar başarıma izin ver, bence bu kadarına izin vermiyordur ya. Sadece göstermek içindir yani. Demoyu bu kadar oynanabilir yapmazlar zannetmiyorum. Geralt'ın büyük kaçışı. Ve burada da Kurumtak'ın hakimiyeti. Vezna'nın intikamından sonra ormanlar yaşardı. Ama bu güzel bir yeşillik değildi. Korkunç Kurumtak liderliğindeki orklar bölgede kök saldı ve yakınlardaki yerleşim alanlarını istila etmeye başladı. Kurumtak'ın hakimiyetini sona erdirmenin zamanı geldi. Gel bakalım. Yok, Steam fiyatlandırması farklı dostlar. Kara ordu başka türlü yürüyor. Otlakları orkların alması için. Bir şey diyeceğim, bu bana kilidimi veren eleman değil miydi ya sanki? Life is Strange oynamadım efendim. Allah Allah, bu sanki benim hani çıkmamı sağlayan elemandı gibi geldi bana. Yanlış mı düşündüm acaba? Bakın burada böyle bir ton erzakımız var. Bunlar etkinliklerde kullanılıyor. Ağzına kadar dolu bir erzak vermiş. Güzel. Ağzına kadar dolu bir erzak vermiş. Oyunu daha deneyimleriz yani. Demo sürümüne göre baya baya oynanabilir içerik var ya. Benim çok hoşuma gitti. Sanki farklı biriydi galiba. Bizi o zindandan çıkartan. Şurada bir büyücünün daha yardımını alabilirdik galiba ama. Geri döndürüyor mu ki? Hiç bilmiyorum. Belki geri de döndürüyordur. Belki bir tık şeydir. Tüccarları şey yapmışlar, kıstırmışlar. Aşağı doğru ilerletelim agayı. Ok sıkabilir mi ikisi de şu an bilmiyorum. Bekleyelim, şu an hiçbir hamle yapmayalım. Skill için ileride. Buradan skill atabilir mi? Büyük orka skill atabilir. At bakalım. Devrilmedi. Ok sıkamıyor buradan. Buraya doğru geldin. Sıkabildin mi? Hala sıkamıyor. Peki. Bizimki sıkamıyorsa onlar da sıkamıyor abi yani. Lan çirkin. Av 3 ne la? Smite the unholy. Umarım bu arada vur şunun kafaya. Knowledge. İlk başlangıç kısmına hiç benzemiyor bu arada. Sayın hocam, başlangıç kısmına hiç benzemiyor bu. Al, ölmedi. Sıçtık mı? Kaçsa? Ama öteki türlü büyücüye falan tek atabilir. Ne kadar güzel yattık aşağı, gördün mü? Ih. İnşallah her fight'tan sonra diriliyordur. Bunun armoru da bizi kurtarmayabilir ha. Hocus. Öl artık la.
Dev öldü de şu ikisi de bizim çocukları harcayacak galiba. Bu neyse de şu okçu... Aa iyi bari büyücüye sıkmadı. Çünkü büyücüye sıktan sıçardık orada. Gel. Kalkan aç. Direkt aslında okçunun bir canı kaldığında okçuya kalkan açmak lazımdı. Doğru oynanış oydu sanırım ya. Ama temelli öldüğünü zannetmiyorum. Hocus pocus. Kanka hokus pokus da. Yani eli geçene kadar dörtten verdik. Ve sevgili Caner 500 bit göndermiş. Teşekkür ederim. Kesene bereket. Caner demiş. Demişler fazla oldu galiba. Caner kesene bereket. Sağ olasın. Hoş geldin yayına. Çok teşekkür ederim. Keyifler yerindedir inşallah. Aa, ölmek max can kaybettiriyor. Yani max canım artık 3 mü? 3 olabilecek galiba. Pot versem. Yemedi galiba potu. Anladım. Ha bu gidemezsin artık diyor. Tek bir yer. Aniden bir fırtına kopuyor ve şiddetli bir yağmur bastırıyor. Bu koşullar altında ilerlemek kabus gibi. Sığınak arayın. Kısa bir süre yağmurda kaldıktan sonra sağanağın geçmesini beklemek için uygun bir yer bulduk. Şiddetli yağmur atlatıldı. Eyvallah. Demek ki burada herkese bada bada girilmiyor. Vallahi Caner sağ olasın, ben de seni gördüm daha iyi oldum. Eyvah. Sakin ol evlat. Sakin. Bu şey gibi galiba. Bu bizim chat abi. Abi sakin ol abi. Kalkanla bir aç bakayım. Kalkan direkt gitti. Bu kadar hızlı gitmesini beklemiyordum. Tanklayabilecek mi hepsini? Lan bütün hepsi mi aynı tur? Önce şu arkadakinden kurtulmamız lazım. 3 vurdu, 1 canı kaldı. Kal orada. Ya bizimki tanklarken bekleyecek. Aa, gelip bir de ısırma. Aa. I have a spell for this. 3 vurur mu bu? İnşallah 3 vurur da şunu indirir. Aa, evet hiç hoş olmadı bu. Ben hani birini indirir, birini de kılıçla indiririz diye düşündüm kendi kafamda. Öyle oldu. Watch this. Bilsem zehir vururdum bu arada. Light fades. Oh, hocus pocus. Abi hokus pokus. Vurdun mu 4? Helalim var. Lütfen zehir vur. Her tur birini kaybediyoruz abi. Her tur birini kaybediyoruz. Yapacak bir şey yok vallahi. Evet gene maksimum can eksi 1. Abi bu maksimum canı biz nasıl azaltabiliriz acaba? Strengthened by glory. Seviye aldığında maksimum can olayı yenileniyor mu? Bu da zamanla mı yenilenecek yoksa hani bir şey mi kullanmam? Otomatik kullanıyor galiba, ben kullanamıyorum ki. Şimdi buradan fight'a kadar gidebiliriz. Ekipmanımız bizi zorluyor. Ekstra nesneleri kullanmalı veya atmalıyız. Nasıl kullanacağız? Nasıl? Öğretmedin ki. Kullan. Bütün potları bitirmeyelim değil mi? Enayi gibi. Kullan. Enayi. Kaldır. Levyeyi aldım. Bu sayede yürüyebiliyorum. Fight var. Etkinlik var. Şimdi etkinliğe gidersem zar var. Tüccar var. Bir daha zar var. Artı bir ork görevi var. Bence full fight. Bada bada. Ekipmanlarımızın kötü durumda olduğunu ve onarılmaya ihtiyacı olduğunu fark ediyoruz. Ekipmanlarımızın evet görmezden geldik. Eksi bir kalkan. Hoş değil. Hoş değil.
tükenmişlik durumunda bunu kullanın. Anladım abi. Okey. Ben İslam yemek. Yakala beni, ben yemek. Bırakın onu sefiller. Daha çok yeme. Hiç istiflerini bozmadılar abi. Daha çok yemek dedi herif. Abi lütfen yavaş gelir misin? Biz bunlarla 1v1 yapamayız. Kral. Senin götünü keserim. Knowledge is power. 7 vurdu. Al bunu. Watch this. Bir tık aşağı gel şuraya. Çünkü öteki TNT'yi patlatmak istiyorum ama bu tur değil. Vur zehrini. Lan beynimize vurdu. Aa, zehirlendi, öldü. Biraz yavaş yürü. Hey tulam. I have a spell for this. Give me a target. Bence TNT'yi vurdun Joe. 6. 6 vuramazdı normalde. Beynimize vuruyor. Beynimize vuruyor. Avradına gömçer diyeyim. Güzel. Efendim sevgili Yılmaz Efe, 8. ayında babuş olmuş, 8 ay, ne ara iyi yayınlar, iyi oyunlar dilerim, seviyorsun demiş, teşekkür ederim, sağ olasın dostum, eyvallah. Bu canlar ne zaman yenilenecek acaba? Herhalde çadır kullanıp dinlendiğimizde. Canımız doldu ama birileri ekipmanlarımızı karıştırmış uyurken. Hoş bir etkinlik değil. Seyahatlerimiz sırasında bir kampçıya rastlıyoruz. Yabancının büyük bir baltayı bileyen korkutucu bir ork olduğunu fark ettik. Endişelenmeyin, diğer savaş çırkanlarıyla birlikte değilim. Kavga etmeyi düşünüyorsanız ilgilenebilirim. Ork baltasını öfkeyle sırıttı, ayağa kalktı ve baltasını omzuna koydu. Kırılmayı bekleyen kemikler var. Baltamla size destek olacağım. Vay! Chop and cleave. Ben diğer orklardan değilim dedi. Bize ork katıldı. Vay be! Oyun güzel ha, ilgi çekici. Hocus. Ork değil hatta, şey böyle. Önümüzdeki şey ne ya? Gelsene buraya. Abi bu ork değil, bu devasa bir şey ya, bu troll gibi böyle, anladın mı? Troll gibi kalıplı. Give me a target. Bunları zehirledik hiçbir şey yapmadan. Gelecek tur zehir yiyecek. Bu zehirmiş. İyi var, buna kimseyi vurdurmayak da. Smite the unholy. Gel. Vur kalkanı kendine. Oğlum bu adam şamar olanı mı lan? Ya da ork olduğu için mi vurmadı acaba? Ork orka vurmaz durumu mu? Vallahi oyun güzelmiş. Benim hoşuma gitti sevgili dostlar ama ilk izlenim için yeterlidir diye düşünüyorum. Sevgili dostlar, bu da evet. Bu da oyunun sonuydu zaten. Hani oyun bu kadarına müsaade ediyor efendim. Belki tıklasak etsek tekrardan oynatır bilmiyorum ama sanırım işin başarım kısmı buraya kadar. Sevgili dostlar, Legends of Kingdom Rush'ın ilk izlenimiyle karşınızdaydım. Oyunun Türkçe dil desteği var. Oynanabilir demosu bu şekilde.
Steam'de 174 TL'ye satışa sunulmuş vaziyette. Umarım yayında keyifli, güzel zaman geçirmişsinizdir efendim. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın. Bye bye.